Herkese merhaba. Ben Adım Adım Dönem Başkanı Kıvanç Ergun. Son günlerde sizlerden çok soru almaya başladık. İyilik peşinde koştuğumuz STK'lar, koronayla mücadele ettiğimiz şu günlerde acaba neler yapıyorlar diye. Biz de STK'lara açık çağrı yaptık. Ve şu anda sağlığımızı koruyup eski mutlu günlerimize dönerek gülmenin en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda Gülmek İyileştirir Derneği ile birlikteyiz. Kurucu Başkan Aslı Bastıyalı bizlerle birlikte olacak. Kendisinden kısaca derneği anlatmasını, bu dönemdeki faaliyetlerin nasıl şekillendiğini biraz detaylandırmasını rica edeceğiz. Bir de destek olmak isteyenler neler yapabilirler kendileri için? Onlardan bahsederse çok seviniriz. Evet Aslı. Evet, merhabalar herkese. Aslı Bastıyalı ben. Teşekkür ederim bu arada Kıvanç. Bence çok çok faydalı bu dönemde böyle bir şey yapmanız adım adım olarak. Tekrardan bir bütün STK'lar hem kendilerini tanıtma fırsatı buluyor. Hem de çok acayip dönemlerden geçiyoruz. Bu dönemde neler yapıyoruz, nasıl destek olunabilir bunu paylaşmak da çok değerli bence. Gülmek İyileştirir Derneği'nin kurucusuyum ben. Biz ciddi hastalıklar ve travmalar sebebiyle gülmeye ihtiyacı olan ama destek alamayan çocuklar ve ailelerine psikososyal destek sağlamak üzere 2016'da yola çıkmış bir derneğiz. Derneğin hikayesi de çok kısaca aslında benim kendi kızımın lösemi geçirip sonrasında çok şükür sağlığına kavuşması ardından o dönemde medikal tedaviler tamam hani oturmuş durumda, ülkemizde de bayağı ileri durumda ama psikososyal desteklerin yetersiz olduğunu gözlemlememiz ve sonra tedavi bittikten sonra sadece kanser tedavisinde değil, aslında bütün alanlarda bu en önemli şey moral denirken bir taraftan da bunun aslında ihmal edildiğini gözlemlememiz sonucunda kurmaya karar verdiğimiz bir dernek. Ne yapıyoruz şu anda? İlk hedef kitle olarak kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerini belirledik kendimize ama aslında bir kanser STK'sı değiliz, sadece kanser STK'sı değiliz bir kaçu gibi, lösev gibi. Bu çocuklara yönelik hijyenik oyun merkezleri kuruyoruz ve bunun yanında pek çok aktiviteler de yapıyoruz tabii. Şu anda bizim Altunizade'de ve Şişli'de iki tane hijyenik oyun merkezimiz var. Bu oyun merkezlerinde kanser tedavisi gördüğü için bağışıklığı baskı altında olan, okula gidemeyen, kalabalık yerlere giremeyen, aynı şu anda aslında herkesin yaşadığı gibi bir hayat süren ama bunu yıllar boyunca yaşamak zorunda olan çocuklara özel hijyenik oyun merkezleri kuruyoruz. Dediğim gibi iki tane var. Bunlar böyle küçük, onlara özel kreşler gibi. Tamamen her şeyin ücretsiz olduğu, içinde bir full time anaokulu öğretmeninin olduğu, ailelere de pek çok aktivitenin yapıldığı, psikolog, işte pedagog desteklerinin olduğu, gönüllülerimizin de geldiği, bazı branş öğretmenlerimizin de olduğu böyle bir sistem. Evlerden alıp ücretsiz servisle getirip tekrar götürdüğümüz, bütün kuralların o çocukların ihtiyaçlarına yönelik dizayn edildiği, yeme içme, işte tuvalet temizliği, her türlü kuralın. Çünkü çok özel ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçları normal okullarda gidermeleri mümkün değil. Ben kendi kızımdan da biliyorum. Gerçekten çok zor. Yani bir ne diyeyim size, şeyden, su sebilinden su vermek bile çocuğa çok büyük tehlikelere yol açabiliyor. Bu kadar basit bir şey bile. Her zaman kapalı bir şişeden verilmesi gerekiyor mesela. Dolayısıyla çok özel yerlerde barınmaları gerekiyor bu çocukların. İşte bu ihtiyaçlara cevap verdiğimiz iki adet hijyenik oyun merkezimizle şu anda faaliyetteyiz. Ana alanlarımız bunlar. Peki, size destek olmak isteyenler tam da şu dönemde neler yapabilirler? Evet, şimdi bu dönemde şöyle iki şeye düştük biz de, bence bütün STK'lar gibi. Hani bir, hizmetlerimizi nasıl devam ettirebileceğiz? İki, kaynaklarımızı geliştirmeye nasıl devam edeceğiz ve bu durum ne kadar sürecek? Bu belirsizlik tabii herkesi böyle B, C, D planları yapmaya zorladı.
Şimdi biz hizmetler kısmında neler yapmaya devam edebiliyoruz? Tabii oyun merkezlerini kapattık. Aslında bizim hijyenik oyun merkezlerimiz hani ateş ölçülerek alınan, hani her türlü şeyin sağlandığı yerler. Hani şu halde bile aslında çok hijyenik yerler. Ama dışarıdan tabii orada çalışan kişiler de geliyor gidiyor falan. Hani mikrop taşıma şeyleri olabilir, bu korona hiç bilinmeyen bir virüs diyerekten kapattık. Zaten çocukların da yazık sokağa çıkma yasakları oldu o yaş grubunun. Şu anda biz online olarak desteklerimize devam ediyoruz. Çocuklara her gün öğretmenlerinin yaptığı oyunları gönderiyoruz. Bize gelen çocuklara 90'a yakın çocuğumuz var faydalanan bu oyun merkezlerinden şu anda. Ondan sonra onlara işte çocuk yogası videosu çekiliyor, işte onu yolluyoruz. Bale öğretmenleri vardı, çocuk balesi, bale öğretmenleri bir video çekiyor, yolluyoruz. Öğretmenleriyle bağlanıyorlar, görüşüyorlar. Ailelere psikolog desteğimiz vardı. İsterlerse online olarak hala devam ediyor. Ya da telefonla devam ediyor. Kahkaha yogası yaptırıyoruz. Ondan sonra işte pilates dersleri yaptırıyoruz. Hani birçok şeyi online olarak yapmaya devam etmeye çalışıyoruz açıkçası. Bir taraftan bunları yapıyoruz. Diğer yandan hizmetleri verirken tabii demin dediğim gibi hani nasıl devam edeceğiz? Acaba her şey çok farklı mı olacak? Kaynaklarımız nasıl olacak diye de düşünüyoruz. Birçok şeyimiz, kurumlarla yaptığımız tabii ki ne bileyim projelerimiz, standlar, işte şunlar bunlar, bir STK'nın aslında kaynak geliştirebildiği pek çok şey şu anda durmuş durumda. Bunların yerine de alternatifler arıyoruz. Bunun için işte neler yapıyoruz? Bu aynı zamanda bize nasıl destek olunabilecek sorusuna da cevap. Online satışlarımıza devam ediyoruz ama konuyla ilgili şeyler hep yapmaya çalışıyoruz. Mesela şimdi bir kartpostal projesi, online kartpostal projesi başlatacağız. İşte onda şu anda nerede olmayı hayal ediyorduysan oradan bir sevdiğine kartpostal atacaksın. Ve aynı zamanda da işte kanser tedavisi gören çocuklara destek olmuş olabilecek insanlar. Bence şu anda herkesin hem iyilik yapmaya da çok ihtiyacı var. Hani bunu zaten hep söylüyoruz. İnsanı en iyi hissettiren şeylerden bir tanesi gerçekten iyilik yapmak. Bunu yapabilecek güzel araçlar da verebilmek lazım insanlara, ama çok da boğmamak da lazım bir taraftan. Çünkü eskiden hani hep onu düşünüyorum. Bu korona durumundan önce yardıma ihtiyacı olan, destek olunması gereken bütün STK'ların işte çalıştığı atıyorum 5 milyon ihtiyaç sahibi vardıysa şimdi belki 20 milyon 30 milyon oldu bu. Evet. Kısa süreliğine de olsa. Ve o yüzden hani herkesin, ama herkesin bir bağış kampanyası da var. O yüzden çok da böyle boğmadan insanları, kendilerini de iyi hissettirecek şekilde kendi hizmet verdiğimiz kitleye de hizmetimizi devam ettirebilecek şekilde şeyler yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Bunun için de yaratıcı olmaya çalışıyoruz. Bizim diğer yandan şöyle bir şeyimiz de var aslında, misyonumuz da var. Hani çok büyük bir şeyi olmasa da, çok ciddi bir ihtiyacı olmasa da aslında hepimizin daha çok gülmeye ihtiyacı var ya, hani hele ki şu dönemde hani ciddi bir hastalıkla mücadele etmesek de aslında herkes olması gerekenden daha az gülüyor bence bütün dünyada. Bunu da hani böyle arttırabilmek, biraz daha olayların pozitif yanından bakabilmek, hani gülüp geçebilmek, kendinle dalga geçebilmek ve bunun pozitif etkilerinden herkesi yararlandırabilmek gibi de bir misyonumuz var. Bunun için de işte sosyal medyayı aktif kullanmaya çalışıyoruz. Yaptığımız paylaşımlarla işte evdeyken de gülmek iyileştirir diye bir proje yaptık. Evde çekilen insanların gülümseyen fotoğraflarını istedik. Hediyeler hediye ettik insanlara, işte Netflix üyeliği gibi falan. Hani böyle bir yandan bütün herkese dokunacak şeyler de yapmaya çalışıyoruz. Diğer yandan hani özetleyecek olursam, hem kendi çocuklarımıza, kanser tedavisi gören çocuklara, hem de ailelerine eskiden verdiğimiz hizmetleri online olarak vermeye devam etmeye çalışıyoruz. Ve sürdürülebilirliğimizi sağlamak için de dediğim gibi bir yandan böyle
ürün satışları yapıyoruz. Hem sosyal medya hesabımızdan hem web sitemizden işte kupalar, ne bileyim, nazar boncuklu bileklik, kimin kime nazar değmesin, kimi koruyalım istiyorsak ona hediye edebileceğimiz, hani böyle şu duruma uygun olabilecek yaratıcı hediyelikler bir yandan bulmaya çalışıyoruz. Bir yandan bir SMS kampanyamız var bizim de. Diğer herkesin olduğu gibi bütün Türkiye'nin. Biz aslında SMS kampanyamızı Mayıs ayı gibi başlatmayı düşünüyorduk bir tanıtım filmimizle beraber. Onu birazcık öne çektik bu dönemde. Şu anda hani onu yayınlıyoruz. Belki televizyonda da yayınlamayı da düşünüyoruz. Hem farkındalığı arttırmak için de çok iyi bir fırsat olduğunu da düşünüyoruz. Çünkü işte her bir musibet bir nasihattan iyidir denir ya, hani bu olayın çok çok sayısız faydaları var bence. Bir tanesi bizim alanımızla ilgili, gerçekten insanların bağışıklığı baskı altında olduğu için evde kalması gereken kişileri daha iyi anlıyor olması, maske takan insanların neden maske taktığını, aslında kendilerini korumak istediklerini anlamış olması. Ben buna çok çok seviniyorum. Yıllardır aslında yapmaya çalıştığımız bir şey, maskeli insanlara hani uzaylı gibi bakılmaması, o çocukların hani dışlanmaması gerektiği. Ama çok aşılamayan bir şeydi. Ama şimdi herkeste maske var. Herkes biliyor, maske hani normal bir şey. Çok korkulacak bir şey değil maske takmak. Evde kalmak da aynı şekilde. İnsanların hani neden hijyenik bir mesela oyun merkezine ihtiyaç var? Şu anda bunu anlatmamız çok daha kolay bir hale geldi. Çünkü herkes işte hijyenin önemini, ilaç bulaşma riskinin işte ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu falan biliyor. Böyle işin bence faydaları da var, bilinçlenme, farkına varma konularında. İşte bu ortamda biz de iyilere odaklanarak faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi SMS kampanyamız bizim 12-21 şeyimiz. Hani destek olmak isteyen olursa bütün bu hizmetlerimize devam edebilmek adına öne çektik birazcık dediğim gibi. 12-21'e SMS bağış yazıp, 12-21'e SMS atarak 10 TL bağış yapabiliyorlar Gülmek İyileştirir Derneği'ne tüm operatörlerden. Bir yandan da buyumuz var. Bizde vallahi durumlar böyle. Ah, sesin gelmiyor. Geliyor mu şimdi? Geliyor. Ben bir şey söyleyecektim ama sen söyledin benim yerime. Herkese diyecektim ki Gülmek İyileştirir Derneği'nin sosyal medya hesaplarını takip edin. Çünkü sabah uyanıyorsunuz, bir açıyorsunuz. Yani moraliniz ne kadar bozuk olursa olsun böyle bir gülümseme yayılıyor ağza. Yardımseverlik koşusu kampanyası yürütürken daha da coşuyorsunuz o anlamda. Biz evet, hep evet. Sabah herkes birbirine yolluyor. Şimdi baksana gene harika bir şey yapmışlar diye. Ay çok sevindim. Evet, yani şey çok hoş tabii. Bütün adım adım STK'larında onu görüyoruz. Ne kadar kötü durumda olursa olsun faydalanıcı grup. Ne kadar risk altında olursa olsun hepimiz bir umut yeşertmeye çalışıyoruz aslında ve hiçbir şekilde ajitasyon yapmadan bunu yapmaya çalışıyoruz. Bizi bu kadar sevgiyle birbirimize bağlayan ve şu anda 80 binin üzerinde gönüllü koşucunun iyilik peşinde koşmak istemesinin sebebi de bu aslında. Her şeye rağmen umutlanmak, o umudu yeşertmeye çalışmak, gülmeye çalışmak ve gülmenin iyileştirici olduğuna inanmak. Bizi bir arada tutan bu. İyi ki varsınız. Evet. Ay çok teşekkürler. Yani dediğin gibi ben de baktığımda adım adımdaki tüm STK'ların tonu birbirine çok benziyor bence. Hani herkes gerçekten çok umutlu, herkes çok pozitif, herkes çok duyarlı. Yani özellikle bizim alanımız çok tehlikeli bir alan. Çocuk kanserleri alanı. Şeye çok müsait bir alan aslında. Çok zor durumda böyle rengi benzi atmış bir çocuk göstererek, ajitasyon yaparak çok daha fazla bağış toplamaya çok açık bir alan.
Ama orada öyle bir potansiyel olduğu halde hiçbir zaman tercih etmiyoruz. Çünkü hani uzun vadede insanların ihtiyacı olan şey korkmak ya da üzülmek değil. Hani umutlanmak. Hani o negatifliği hani görmeden, hissetmeden de insanlar bir şeye destek olunması gerektiğini bence anlayabilirler ve anlıyorlar da zaten hani baktığımız sonuçlara göre. Her zaman işin şey tarafını da tabii düşünüyoruz. Birazcık da hani ben kendim de o süreci yaşadığım için kendi kızımdan hani ailelerin en ihtiyacı olmayan şey hani üzüntülü bir şekilde kendilerine acınacak şekilde çocuğunun gösterilmesi. Bundan daha acı hiçbir şey yok. Yani hani o yüzden hiç kimse bunu istemez. Bizim de o yüzden en büyük şeyimiz, adımız da zaten o yüzden gülmek iyileştirir. Her zaman için işin pozitif yanından bakmak, normalleştirmek. Evet hani dertler var, hastalıklar var, hani çareleri var. Onları hep birlikte yapmaya çalışıyoruz ve her zaman umutla bakıyoruz yani geleceğe. Evet. Güzelleştirmek ve iyileştirmek bizim işimiz diyoruz o zaman. Aynen ya, hepimizin. Hepimizin işi. Çok teşekkürler Aslı. İyi ben ki varsınız. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda birlikte parkurda el ele koşmak, gülmek dileğiyle diyorum o zaman. Görüşürüz. İnşallah. Bay bay. Teşekkürler. Bay bay.